Sevgili dostlar, bugün bazılarınız için önemli bir konuya değineceğiz. Focus Bracketing ve Focus Stacking. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekme kolaya hoş geldiniz. Öncelikle bir hatayı düzeltmekte fayda var. Her ne kadar birbirlerinin bağlı gözükseler de Focus Bracketing ve Focus Stacking aynı şey değiller. İngilizce tercüme olarak alırsak bracketing sıralama, stacking ise istifleme anlamına geliyor. Kısacası önce kameranız ile sıralıyor, sonra bilgisayarınızda istifliyorsunuz. Kameranızda istifleyebildiğiniz birkaç değişik şekil var. Daha önceki HDR içeriğimde aslında bunun ilk örneklerini de vermiştim. Bugün odaklanacağımız konu fokus yani netleme olacak. Bunu da iki türlü yapabilirsiniz. Bir, manuel çekimde tripod üzerinde ön alan, orta alan ve arka alan netlemesi sıralaması yapabilir. Ki bunu genellikle manzara fotoğrafçıları bu şekilde çekmeyi tercih ederler. İki, eğer kameranız buna izin veriyorsa ki Fuji filmler buna izin veriyor. Kameranızın sıralama özelliklerini tercih edersiniz ki bu genellikle daha küçük ürünler, kuyum gibi ürünlerde tercih edilen bir seçenektir. E, bu seçenek aynı zamanda da sabit makro kurgucu sevgili arkadaşlarım da tercih edebileceği bir yoldur. Valla her iki seçenekte de birinci il değişmez kural öncelikle tripod kullanmak olacaktır. XS 10'unuzda drive'dan BKT'ye, oradan da focus'e tercihliğin daha sonra menüden çekim ayarlarına girin ve oradan da Focus Bracketing seçeneğine girin ve El ile seçeneğine girin. Yok XT1, 2, 3, 4 ya da 4'ünüz var ise öncelikle sol üst çarptan BKT moduna getirin. Daha sonra menüden çekim ayarlarına, oradan da BKT ayarlarına girin. Önce BKT seçten Focus seçeneğine Tercih edin. Daha sonra bir adım geriye gidin ve focus bracketing'i seçin. Oradan da el ile seçeneğine girin. Burada 3 seçenekle karşılaşacaksınız. Kareler seçeneğinden çekmek istediğiniz kare miktarını karar verin. Adım sekmesi ilginç bir seçenek ve birden ona kadar değişik adımlar veriyor. Şimdi bu nedir? Valla aslında biri seçerseniz birinci netleme noktasından %20 ileriye giderek netleme sağlar. 2'yi seçerseniz %40 3'ü seçerseniz %60 4'ü seçerseniz %80 5'i seçerseniz de %100'ünü alır. Peki diyeceksiniz ki 6, 7, 8, 10, 9, 10 neye yarıyor? Vallahi kime sorduysam çok bilemedi ama yaptığım denemelerde bunun garantisini ona ayarlamak olduğunu gördüm. Siz de benim yaptığımı yapın. Onu ayarlayın. Üçüncü seçenek ise kareler arasındaki çekim süresini ayarlamanızı sağlar. Ki burada hızlı çekim yapacağımız için bunu sıfır ayarlamanız gayet yeterli olacaktır. Buradan çıktıktan sonra mevcut ışığınıza göre ki genellikle böyle bir yardımcı ışığa ihtiyacınız olacaktır. Ayarlarınızı yapın enstantane diyafram ayarlarınızı ki ben diyaframı genellikle oldukça olabildiğince yüksek tutmaya çalışırım. Çünkü olabildiğince küçük bir nesne çekiyoruz gördüğünüz gibi. Buna karşın gene de ne kadar çok fokus yapacaksak da F16'yı tercih edin. Ya verdiğiniz ışığa göre mutlaka beyaz dengesi ayarınızı doğru dengeleyin, doğru ayarlayın. Ki bu tür ayarlar, bu tür ışıklar genellikle 5500-5600 Kelvin civarında seyreder. Ha, en kötü ihtimalle sakın otoyu tercih etmeyin. Gene de sabit bir ışık tercih edin. Mesela gün ışığını tercih edin. Ama daha da önemlisi enstantane ayarınızı mutlaka mekanik enstantaneye getirin. Ki çekimler arasında makine titremesini engellemiş olursunuz. Netleme noktanızı çekeceğiniz en alt noktaya getirin. Çünkü makine ondan sonra yukarı doğru netleme sıralaması yapacaktır. Yani net olmasını arzu ettiğiniz en alt noktaya getirin. Orayı netleyin. Yani manuel netlemeye gerek yok burada direkt olarak otomatik netlemeye sabitleyin birinci noktamızı netleyin. Ondan yapmanız gereken tek bir şey var. Unutmayın, bracketing de olmasına özen gösterin. Bazen unutuyor insan. Yani bütün ayarları yapıyorsunuz ama meğer biz siz bracketingi getirmemişsiniz. Onu da oraya tekrar getirmeyi unutmayın. Sonra da yapacağınız tek bir şey var. Q menüsünden timerınızı İki saniye ayarlayın ki ilk bastığınız o titremeyi yok etmiş olursunuz ortalıktan. Sonra yapmanız gereken çok basit bir şey kalıyor geriye. Efendim, deklanşörü basmak. Her ne kadar ben size bütün bu ayarları 50'ye göre ayarladığımı söylediysem de yaptığım denemelerde 30 kalenin yeterli olduğunu gördüm. Yani bilgisayara aktaracağımız karelerin göreceğiniz gibi 30 kare üzerinden olacağını e, tespit etmiş olacaksınız. Şimdi yapacağımız tek bir şey kaldı. Bilgisayar başına geçip, bunların bilgisayarda nasıl toplandığını, nasıl bir araya getirildiğini ve bu kadar derin e, fokus ayrılığının bütün bu karelerle beraber küçük bir nesneyi nasıl net hale getireceğimizi göstermek olacaktır. Hadi o zaman bilgisayar var biz şimdi ne yaptık öncelikle şunu bir açalım öncelikle çektiğimiz manzaraları ne yapacağız birinci fotoğrafı çekeceğiz. E, seçeceğiz birinci fotoğrafı seçeceğiz sonra Shift düğmesine basıp hepsini seçmiş olacağız. Fotoğrafın üzerine gelip sağ tuş ile Edit in Open as layer in Photoshop bölümüne geleceğiz. Photoshop dev devreye girecek bu seçtiğiniz fotoğraflar layer olarak yani katman olarak açılacak Photoshop'unuzda. Evet. Bunlar bittikten sonra sevgili dostlar önce geleceksiniz bir tanesine sonra aşağı kadar inip shift'e basarak basıp hepsini seçeceksiniz. Yapmanız gereken şeylerden bir tanesi önce düzenleye girip katmanları otomatik hizalaya basacaksınız. Otomatik tutun. Vinyet kaldırmaya basın. Başka da bir şeye basmayın. Okey deyin. Şimdi, her ne kadar e, tripod üzerinde kullandıysanız da genelde ufak tefek kıpırdamaları olmuş olabilir. Bundan dolayı da bu düzeltmeyi yapacaktır. Daha sonra, basılı tuttuğumuz şekilde yapacağınız tek bir şey kalıyor. Düzenliğe girip, katmanları otomatik karıştır yapacaksınız. Görüntüleri yığınla, kesintisi, tonları ve renkler, içeriye uygun dolgu ve onları hiç gerek yok. Daha sonra onları biz kroplayacağız çünkü. Buna da tamam diyeceksiniz. Şu anda zaten cropluydu. Az bir şey ne olur ne olmaz'a iki taraftan da biraz croplayalım. Hatta ben şu üstteki sol üstteki Gölgeleri de sevmedim. Onları da bir croplayayım ben. Ve okey'e basalım. Tamam. Yapacağımız tek bir şey kalıyor. Şunları kapatmak oluyor. Kapattığınız anda da kaydet diyeceksiniz tabii ki. Ki kaydettiğinizde tekrar Lightroom'a göndersin sizi. Bunu kapattığınız zaman Lightroom'unuzu tekrar açacaksınız ve burada dikkat edin şuradan bakın çift olarak göreceksiniz son seçtiğinizi. Zaten bir öncekine ya da bir sonrakine gelirseniz şuradaki e, fazlalığı göreceksiniz. Dolayısıyla da bu şekilde. Ha Şimdi buradan itibaren de ayarlarınızı yapabilirsiniz fotoğrafla ilgili. Önce bir otoya basın bakalım ne yapıyor ne ediyor. Mesela biz burada fazla parlak buluyoruz bu fotoğrafı. Ne yapalım? Shadow'u birazcık azaltalım. Clarity'yi biraz artıralım. Texture'ı biraz artıralım. Ondan sonra Dehaze'i birazcık artıralım ki az bir şey bir koyulaşma olsun. Arka tonlar birazcık daha ortaya çıksın. Çok fazla değil. Ondan sonra cığıma Highlight'ı tekrar e, hakkını getirelim. Highlight'ı çok azaltmayalım. White'ı da bir parça artırdık mı Laxler birazcık daha böyle oynadık mı tamamdır. Şimdi bunu ne yapalım? Önce bir save edelim. Lightroom Classic Export diyelim. JPEG olarak export edelim. Masa üstüne export edelim. Şuraya bir ne yapalım? Bracketing diyelim. Bracketing olarak kaydedelim. Subfolder olarak ne yapıyoruz? Bunları da TIFF olarak değil tabii ki. Buradan düzeltelim. JPEG olarak kaydedelim. Export diyelim. Yeni bir katalog açalım. İkinci işlem yapacağız çünkü. Katalogumuzu da tekrar Bracketing olarak ayarlayalım. Bunu kapattı. Tekrar açacak şu anda. Evet. Tekrar açacak. Biz buradan ne diyeceğiz sevgili dostlar? Import diyeceğiz import pardon import foto ve video diyeceğiz. Buradan da biz desktop'tan nereye yönleneceğiz? Bracketing XT4 fotolarımıza geleceğiz. Bunların hepsini import edeceğiz. 30 tane fotoğraf çekmiştik. 30 tane fotoğraf indiriyoruz aşağıya. Bakalım 30, Evet 30 tane fotoğraf indirmiş olduk. Şuradan arzu ederseniz command A'dan ya da bilgisayar PC'de işte kontrol A'dan hepsini seçerek sağ tuşla gelip tekrar buraya edit in open as layers in photoshop diyeceğiz. Photoshop'umuzu önce bir kapatacağız. Diye. Özür dilerim arkadaşlar. Çıkmanızda fayda var öncelikle. Tamam. Tekrar şimdi Photoshop açıyor. Tabi az buz bir fotoğraftan bahsetmiyoruz. 30 tane kareden bahsediyoruz. Bu da bir süre alacaktır. Dolayısıyla birazcık sabırlı olalım. Evet zannediyorum şu anda işlemi bitirmiş vaziyette. Bütün layer'ları 30 tane layer açtı. İlk yapacağımız şey tabi hepsini seçtikten sonra düzenliğe gelip katmanları otomatik hizala diyeceğiz. Hiçbir şey işaretlemenize gerek yok. Vinyet kaldırmayı da kaldırın ve OK'ye OK basın. Bırakın 30 tane fotoğrafı düzenlesin. Daha doğrusu bırakın katmanları hizalasın. Evet gördüğünüz gibi katmanları teker teker hizalıyor. Elbette 5 kareyi hizalamak ile 30 kareyi hizalamak arasında ciddi bir zaman farkı olacaktır. Sabırlı olun. Bu işlem bittikten sonra e, geriye tek bir şey kalıyor. Tekrar düzenliğe gireceğiz ve katmanları otomatik karıştırıla basacağız. Görüntüleri yığınla kesin tonları ve renkleri okeyleyin. Burayı düzeltmeyin dediğim gibi daha önce dediğim, söylediğim gibi croplayacağız zaten. OK'e okay basın ve sabredin. Evet, bu işlem de tamamlandıktan sonra yapılır, yapılacak tek bir şey var. Crop bölümüne gelip gerekli fazlalıklardan kurtulmak adına hatta olabildiğince kendinize göre ayarlayın. Croplayın bunu. Evet, şöyle ortalayalım ve OK'ye basalım sevgili dostlar. Crop'umuz gerçekleşmiş oluyor. Bunu da gerçekleştirmiş olduk. En sonunda da bunu kapatacağız. Kapatırken tabii ki kaydet düğmesine basacağız. Ki şu aşağıda gördüğünüz gibi %99'a geldi. Bu iş bittiği an itibaren tamam. Photoshop'umuzu kapatıp en sonunda şurada gördüğünüz gibi develop'a geldiğiniz zaman pırıl pırıl her tarafı net bir kare yakalamış oluyorsunuz. Bunu siz tabii ki birazcık daha arzu ettiğiniz gibi ayarlamalarını yaparsınız. Burada kontrastını birazcık artırarak daha da keskinleştirirsiniz. Arzu ederseniz gelirsiniz burada birazcık daha sharpening'i artırırsınız. Gerekenleri yaparsınız kısacası. kısacası. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi buradan buraya kadar son derece net bir kareye sahip olduk bu şekilde. E, kuyumcular e, bu tekniği kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ancak bu şekilde gayet net fotoğraflar yakalarsınız. Bunu da şimdi ne yapalım? Bunu export diyelim. Ne yapalım? Bracketing'in içine atalım. Yok ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Direkt photoshop atmak istiyorsanız o da var. Şimdi o zaman ne yapıyorsunuz? Burada sevgili dostlar dosyaya giriyorsunuz. Komut dosyalarından dosyaları yığınla yükleye giriyorsunuz. Buradan da kenara koyduğunuz dosyaları buluyorsunuz. Göz at. Neredeydi bizim dosyamız? Hemen bir göz atalım. Efendime söyleyeyim. Masa üstüne gelelim. Masa üstünden neredeydi? Bracketing dosyamıza alalım. Yok bracketing değil. XT4 fotoları alalım. E, şunun haricinde hepsini seçelim. Tiffin haricinde. Tekrar 30 dosyamızı seçtik ve açtık. Onu yaparken otomatik hizalamaya basalım ki zaman kazanalım sevgili dostlar. Evet İşlemimiz tek bir şey kalıyor. Buradan geliyorsunuz en üst katmanı seçip aşağı kadar inip Shift'e basılı tutarak diğer katmanları seçip düzenleye gelip katmanları otomatik karıştıra giriyorsunuz. Çünkü daha önceden biz zaten hizaladık. Bu hizalama farkında zaten kenardaki beyazlardan görebilirsiniz. Tamama basıyoruz ve bekliyoruz. Kırpı seçiyoruz bunun bu işlem bittikten sonra. Ve arzu ettiğimiz ölçülere getirerek kenardaki fazlalıklardan kurtuluyoruz. Okey diyoruz. En sonunda da dosyayı dışa aktar diyoruz. Farklı dışa aktar. Buradan jpeg oldukça büyük bir dosya olduğunu zaten görüyorsunuz. Dışa aktar, tekrar dışa aktar diyoruz. Buradan da nereye aktaracağımıza karar veriyor. Biz bunu ne demiştik? Bracketing dosyasına atıyoruz değil mi? Öyle yapmıştık. İki tane var. Buraya da şey diyelim, ee, madalyon diyelim. Okeyledik. Dışarı aktardı. Bunu da kapatıyoruz. Artık kaydetmenize gerek yok çünkü zaten gereken kaydı yaptık. Sonra bracketing'i açıyoruz tekrar. Bu sefer 3 tane birden açacağız. Ön izlemeden açalım hepsini, büyütelim. Önce yaptıklarımız ve en son yaptığımız sevgili dostlar. Sanki direkt Photoshop'a atarsanız daha iyi netice alacaksınız gibi gözüktü bana. Karar sizin. Ben size iki yolda göstermiş oldum. Şimdi dönelim kendime. Vallahi sevgili dostlar Aklıma gelen her şeyi gösterdim size. Ama eksik bir şey var ve bu konuda da soru sormak istiyorsanız lütfen çekinmeyin. Benim aklıma gelmeyen bir şey de siz getirmiş olursunuz. Ee, soracağınız sorulara elimden geldiği kadar tabii ki cevap vermeye çalışıyorum. Valla bu içerik hak etti diyorsanız lütfen beğenme butonunu ıskalamayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Çünkü abone olmanız bu tür içeriklerin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlayacağı gibi bu kanalda destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Valla sevgili dostlar, huzurla kalın, sağlıkla kalın. Ama hoşçakalın. Ben Ergin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.